Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakaş Hatay Spor Onursal Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş katıldığı bir televizyon programında takımın son durumu ve kentteki sportif gelişmeleri anlattı. Lütfü Savaş, İstanbul Spor maçı öncesi yaptığı değerlendirmede, "Volkan Hoca ve ekibinden memnunuz. Hatay'da bir futbol kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Avrupa'yı hedefleyen bir takım kurma peşindeyiz." dedi. Şimdi biz Volkan Hoca'yla ve ekibiyle zaman zaman görüşüyoruz. 2 gece önce de birlikteydik. Hem Volkan Hoca hem ekibi gerçekten yönünü pozitif bilme dönmüş. Sporun en üst seviyesine gelmek için çabalayan ve takımı sadece bu senelik değil, bundan sonraki yıllarda Avrupa'da top koşturacak şekilde hazırlanmasını sağlamak için uğraşan bir ekip. Ve Volkan Hoca ekibine göre biz diyorlar ki bu yerlerimiz geçici. Biz önümüzdeki süreç içerisinde ilk onu içerisinde oluruz. Önümüzdeki yılda Avrupa'yı hedefleriz başkanım diyorlar. Takımımızın kurgusunun, işte oyun yapısının, oyuncularının iyi olduğunu ve takımın da iyi istikamette olduğunu söylüyorlar. Tabii ki ilk 6 hafta büyük şanssızlıklar yaşadık. Ondan sonraki hafta Volkan Hoca ve ekibiyle bu şanssızlığı kırmış gibi duruyoruz. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi 6 maçın 4'ünde puan almışız. 3'ünde 3 puan, 1'inde 1 puan. Hatta bu hafta, geçen haftaki puanı da 90. dakikada vermişiz. 1'e düşmüş puanımız. Yoksa 6'da 4 yapmış olacaklardı. Biz Volkan Hoca'dan, ekibinden memnunuz. Tabii ki geçen 2 yıl çok flaş bir çıkış yaptı Atakaş Hatay Spor. Herkes her sene onu bekliyor ama şu var ki Devler Ligi'nde oynuyorsunuz. Ve Devler Ligi'nde herkes üstlerde olmak, düşmemek için çaba sarf ediyor. Bu nedenle zaman zaman her takımın düşmüş olduğu form düşüklüğü veya işte yaşamış olduğu sıkıntılar ilk 6 hafta bizi buldu. Ama şu anda benim gördüğüm, hocamızın da ifade ettiği, kamuoyunun da gördüğü şu, Atakaş Hatay Spor çıkışta ve şu anda geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yarı, bu şu anki pozisyonunu hak etmeyen bir takım. Ama olacak. Biz şu anda 17.yiz ama inşallah bu hafta bittiğinde 13-14. Sırada oluruz diye umut ediyoruz. Peki şimdi Sivasspor galibiyetiyle başlamak kuşkusuz önemliydi Volkan Hoca geldiğinde. Çünkü Sivasspor'da biliyorsunuz Avrupa'da ülkemizi temsil ediyor. Bir düzeni oturmuş takım Rıza Hoca ile birlikte. Devamında iç sahada Alanyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti. Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı Volkan Hoca. İç saha performansına baktığımızda Beşiktaş ve Alanyaspor gibi takımlar mağlup edildi. Hatayspor'la karşılaştığında ligin en az gol yiyen takımıydı. Başakşehir 3 gol kaydetti. Galibiyet de olabilirdi ama bu iç saha performansının kritik olduğunu düşünüyor musunuz? Bir de şunu soracağım Sayın Başkan. Tabii ki teknik anlamda işi biz Volkan Hoca'ya teslim ediyoruz. Gerisine karışmıyoruz gibi bir bakış açınız vardır diye tahmin ediyorum ama hayal ettiğiniz Hatayspor böyle çok skor üreten bir Hatayspor mu? Tempolu oynayan Hatayspor mu? Yoksa önceliği gol yemeyen bir Hatayspor mu? Şimdi tabii biz siyasetçiyiz ama öncesinde de bilim adamıyız, doktoruz. Temponun artmasından yanayız, sağlıklı bir yapılanmadan yanayız ve tabii ki her takım her zaman hücum edecek ve çok gol atacak diye bir şey yok. Maçın önemi, içeride dışarıda oynadığınız takımın durumu sizin o maçtaki stratejinizi belirliyor. Yani her takıma karşı mutlak hücum yapacaksınız diye bir şey yok. Mesela Beşiktaş'a karşı oynadığımızda her dakika hücum yapamazsınız. Ama çok erken geri düşmüştü takım. Tabii yani 32. saniyede gol yedik. Ondan sonra 2 gol bulmak gerçekten zor. Başakşehir maçında da öyle. 1-0 geriye düştük. Sonra 2 gol üst üste attık. Sonra 1 gol biz attık. Pardon, 2 gol üst üste biz attık. 90. dakikada bir şanssız gol yedik. 3-3 bitti maç. Dediğim gibi rakibin gücü içeride dışarıda oynama tarzınız, onların ofansif, defansif, orta saha durumu, bütün bunlar sizin o maçtaki taktiğinizi belirliyor. Daha çok nerede topu tutmak istediğinizi belirliyor. Bu nedenle eğer
Beşiktaş maçından sonra şanssız bir mağlubiyet aldık Ankara Gücü'nde. Tabii genelde büyük maçlara futbolcular konsantre oluyor. O konsantrasyon sonucunda hem zihnen hem fiziken bir boşalma oluyor, bir rahatlama oluyor. Diğer takım ne kadar sizin dengenizde de olsa ona karşı büyük takıma karşı konsantre olduğunuz gibi olmuyorsunuz. Böyle bir şanssızlık yaşadık Ankara Gücü maçında. Tabii sonra çabuk toparlanıp sahamızda Başakşehir'le 3-3 kaldık. Başakşehir'in gerçekten de iyi bir performansı vardı bu sene. Avrupa'da son 16'ya kaldılar. Türkiye'de de en az gol yiyen takımlardan bir tanesiydi. 5 gol yemişti. 3 gol atabildik. Demek ki gol atabiliyoruz. Bu hafta da kendi dengimizde, hatta belki biraz daha bize göre daha ekonomik anlamda düşük bir takımla maç yapacağız. Bu haftaki galibiyet bizi yukarı taşır ama en azından hangi yerde oynayacağımız da bize gösterir gibi geliyor. Yani ilk 10 için mi oynayacak, düşmemek için mi? Ama bizim tercihimiz ilk 10'a girmek, önümüzdeki yılda Avrupa'yı hedeflemek.